Merhaba arkadaşlar. Kapı kolu nasıl değişir? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle kolay gibi görünse de birkaç ufak püf noktası bulunmaktadır. Öncelikle buradaki cıvataları söküyoruz arkadaşlar. Vidaları. Böyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve bu sağ kapı kolu oluyor. Diğeri sol. İçerisinde şu şekilde bu şekilde somun oluyor arkadaşlar. Somun eğer kapı kolu kırılırsa şuralarda bu somun bu kapı koluna 3-4 santim geçmesi gerekiyor. Eğer kısaysa yeni takılan kol yine kırılacaktır. Burayı da sökelim. Bunu da çıkarttık arkadaşlar. Sol kapı kolunu. Bu şekilde çıkartıp kapı kollarını değiştirebiliriz. Buradaki mekanizmaları yağlamamız gerekiyor. Bunu da bırakalım. Burası da kapı kilidi. Eğer burada bir arıza varsa iç mekanizmada kilitle buradan sökebiliriz. Burası arkadaşlar içeride bilyalı şekilde. Buraları yağlamamız gerekir. Eğer gıcırtı varsa diğer tarafları da yağlıyoruz. Böyle. Sonra kapı dili var. Burayı yağlarız. Ve burayı da yağlarız. Kapı kolunu da yağlayalım. Hafif şekilde buraları yaylı olduğu için, gıcırdama yapacağı için şuralardaki plastikleri de yağlayabiliriz. Sonra sepakla atmaması için sileriz arkadaşlar. Bu şekilde hangi kapı kolunda kırılma varsa, arıza varsa sağ sol olarak değiştirebiliriz. Menteşeleri de kapıyı böyle açık vaziyette yukarı doğru kaldırdığımız zaman çıkacaktır. İçerisindeki boşlukları gres yağıyla veya böyle bu şekilde yağıyla antipas giderici gibi oraları da yağlayabiliriz. Kapıda bir gıcırtı kalmaz. Kapı kollarını da bu şekilde değiştirmiş oluruz. Bu mekanizmayı değiştirmek istersek arkadaşlar böyle bu şekilde kendimize doğru çekerek çıkartabiliriz. Bunun büyüklüğüne göre siparişini göstererek hırdavatçılardan alıp kendimiz de değiştirebiliriz. Burada bir arıza söz konusu ise. Öncelikle arkadaşlar montaj ederken elimizde matkap varsa matkap çok hızlı çalıştığı için bu vidalar yanlış şekilde kapıya girebilir. Böyle yamuk bağlantı yapabiliriz. Öncelikle tornavida ile veya
Matkap ile yaparken bu vidaların orijinal deliklerine girmesini sağlamalıyız. Yoksa yanlış yamuk olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapabiliriz. Matkap ile aynı deliklere denk getirdiğimiz zaman kapı kolları daha orijinal şekilde bağlantısı yapılacaktır. Böyle arkadaşlar, kolay gelsin.